Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yıl kutlamaları sabah saatlerinde düzenlenen törenle başladı. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki törene Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, İlçe Başkanı Tuna Işın'la partililer katıldı. Atatürk Anıtı'na parti çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kürsüye Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan ve Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Ceylan'la birlikte çıkan İlçe Başkanı Tuna Işın, törende yaptığı konuşmada şunları dile getirdi. Bir milletin esaretten kurtuluşuna ve bir ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük etmiş bir partinin mirasını bir asra dayamış bu şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünün zorluklarıyla büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarının liderleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. Büyük Atatürk Cumhuriyeti ilan etmeden 1922 Aralık'ta barıştan sonra halkçılık esası üzerine dayanan ve halk fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak niyetindeyim diyerek Kurtuluş Savaşı sonrası ülkemizin yeni bir yönetime kavuşmasıyla birlikte 9 Eylül 1923'te Türkiye'nin ilk siyasi partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur. Partimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni biçimlendirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün izinde topraklarımızın kutsallığına ve milliyetimizin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyet'in asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir. Öyle ki dünyada 100 yaşına erişmiş sayılı siyasi partiden birisi olma şerefine de sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık geleneği, siyasi birikimi ve tecrübesiyle çağdaş Türkiye'nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu miras sadece bize değil, Büyük Atatürk tarafından milletimizin her bir ferdine emanet edilmiştir. Biz Cumhuriyet Halk Partiler olarak bu kutsal mirasın omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun farkındayız. Ülkemizin binlerce yıllık tarihi, kültürel ve siyasi zenginliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam edeceğiz. Atamızın çıktığı bu yolda ülkemizi ikinci yüzyılımızda gerçek bir demokrasiye kavuşturmak, tıpkı geçmişte olduğu gibi ülkemizi muasır medeniyetler tarafından örnek alınan ve yurttaşlarımızı her bakımdan gurur duydukları bir ülke halinde yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Işın'ın konuşmasının ardından partililer hep birlikte 10. yıl marşını söyledi. CHP'nin 100. yıl kutlamaları akşam saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'ndaki etkinliklerle devam edecek.